Bu 19. yüzyıla ait bir Doğu Asya haritası ve Batı Avrupa güçlerinin emperyalist kontrolünün ciddi boyutta olduğunu bize gösteriyor. Hindistan'da İngiliz Doğu Hindistan Şirketi var. Fransa ilk başta bu turuncu bölgede Güneydoğu Vietnam'a adım atıyor. Ancak sonunda bugün Vietnam, Laos ve Kamboçya olan tüm bu bölgeyi ele geçiriyor. Endonezya'da Hollandalılar, Filipinler'de ise İspanyollar var. Ancak bu videoda odaklanacağımız şey Avrupalıların ve özellikle İngilizlerin Çin pazarını İngiliz ticaretine açma girişimi. O dönemde Çin, Çink hanedanlığının kontrolü altında. Bu dönemden çok önce Avrupa'da özellikle Çin porselenleri ve Çin ipekleri olmak üzere çeşitli Çin ürünleri son derece talep görüyordu. Ancak Çinlilerin Avrupa ürünlerine çok fazla talebi olmadığı için ticaret dengesiyle ilgili bir sorun vardı arada. Bu ürünler Çin'den Avrupa'ya ihraç edilir ve gümüş sikkeler Çin'e gelirdi. Bu nedenle emperyalist güçler, özellikle de İngilizler bir çözüm arıyorlardı ve nihayetinde Hindistan'da yetiştirilen ve aşırı derecede bağımlılık yapan bir madde olan eroin ile morfinin temel maddesi afyonun Çin halkında bağımlılık yapabileceğini düşündüler. Böylece ticaret dengesi sorunu çözülecek, gümüş nihayet Çin'den dışarıya akabilecekti. Tahmin edersiniz ki Çin hükümeti yani hanedanlığı, Çin hanedanlığı Çin'e afyonun gelmesiyle pek ilgilenmiyordu. Çünkü topluma zararlıydı ve bağımlılık yapıyordu. Ancak 1839'da İngilizler bu konuda iş başa düştü dedi ve sonunda Birinci Afyon Savaşı olarak bilinen olay meydana geldi. Bu 2. Chuenpi Savaşı'nın bir resmi. İngiliz Doğu Hindistan şirketine ait Nemesis gemisini görüyorsunuz. Gemi Çin gemilerini yok ediyor. Bu güç gösterisi ve askeri üstünlük sayesinde İngilizler 1. Afyon Savaşı'nı kazanmayı ve Çin hanedanlığı kontrolündeki Çin'den büyük imtiyazlar elde etmeyi başardılar. Bunun üzerine Çinliler İngilizlerle ticaret yapmak için 5 liman açmak ve Hong Kong adasını sonsuza kadar İngilizlere vermek zorunda kaldılar. İngilizler 20. yüzyılın sonuna kadar bu adayı kontrolü altında tuttu ayrıca çinlilerin yok ettikleri afyonun bedelini ödemeleri gerekiyordu ve savaş masraflarını ödemek için İngilizlere tazminat vermek zorunda kaldılar tüm bunlara rağmen İngilizler bundan memnun kalmadı ve 1856'da ikinci afyon savaşı patlak verdi burada Çin'den daha fazla taviz elde etmeye çalıştılar ardından afyon yasallaştı tüm bu zaman içinde afyon ülkeye sızmıştı ve toplumun sosyal dokusunu zayıflatıyordu daha bitmedi. Bu dönemde Çinde bir de büyük iç savaş çıktı. Taiping isyanı. Taiping isyanı, Çin Hanedanlığını devirmeyi kendi kaderleri olarak gören bir Hristiyan tarikatı tarafından başlatılmıştı. Bu isyan 20 milyondan fazla insanın öldürüldüğü tarihte herhangi bir milletin yaşadığı en kanlı iç savaşlardan biridir. Tarihçilere göre Çin Hanedanlığı'nın İngilizlere ve sonra Fransızlara verdikleri imtiyazlar ve Çin toplumunu zayıf düşüren Afyon, bu uzun ve kanlı iç savaşı büyük ölçüde tetikledi. Japonlar ise bu dönemde Afyon savaşlarını sanayileşme ve emperyalist bir güç olma gereksinimlerinin bir sebebi olarak gördüler. Böylece Avrupalılar karşısında dağılan Çin Hanedanlığı gibi olmayacaklardı. Ancak şunu da belirtmek gerekir. Bu durum Avrupa'da bile tartışmalara yol açmıştı. William Gladstone, 1. Afyon Savaşı'na girerken Büyük Britanya'da genç bir milletvekiliydi. Daha sonra 19. yüzyılın sonunda başbakan olacaktı. Afyon Savaşı başladığında mecliste ünlü bir konuşma yaptı. Dedi ki, eğer Bengal'in yaptığı Afyon ihracatını durdurur, Lintin'deki depoyu kapatır, Malva'daki ekimi kontrol eder ve Afyon'u ahlaki olarak utanç kaynağı sayarsak, ticaretini tamamen sona erdirmesek bile büyük ölçüde yaralayacağımız kesindir bu meselede büyük adalet ilkeleri söz konusudur sizden sanıyorum burada afyon savaşlarının saldırgan bir savunucusu olan dışişleri bakanına hitap ediyor sizden şu an Çinlilerle savaşma amacınız için neden göstermeniz istenecek bize kaçak ticareti yani afyon ticaretini bırakmamız için uyarı verdiler yapmayacağımızı öğrendiklerinde bu rezil ve acımasız ticarette ısrar etme inatçılığımız nedeniyle bizi kıyılardan sürmeye hakları vardı. Gerçekten afyon bağımlılık yapıyordu ve William Gladstone bununla ilgili kişisel deneyime sahipti. Çünkü kendi kız kardeşi afyon bağımlısıydı. Konuşması şöyle devam ediyor: Bu savaşın süreceğine karar vermeye yetkili değilim. Ancak şunu söyleyebilirim ki, başlangıcı bundan daha haksız ve ülkeyi bundan daha fazla daimi utanca boğacak şekilde planlanmış bir savaş ne duydum ne okudum. Ve birkaç gün sonra şunları yazdı: Çine karşı ülkece yaptığımız adaletsizlik için Tanrı'nın adaletinden korkarım.